hale, gün gelir seyran gider. Durma ağla, gözlerim gel, bu kafesten can gider. Durma ağla, gözlerim İyi akşamlar sevgili eğitim liderleri takipçileri. Bugün bir sürprizle başlamak istedim. Çünkü yayına başlamadan önce yayının duyurusuyla alakalı arkadaşlara paylaştığımda sevgili müzik öğretmenimiz Murat Hocam'dan güzel bir parça geldi. Galiba yayın öncesi bu da benden size hediye olsun diye. Ben de yayından önce 2 dakika önce bağlanarak sizlerle paylaşmak istedim. Murat Hocam'a buradan selamlar olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz kıymetli hocama. Evet değerli izleyenler, değerli arkadaşlar, sevgili öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmen adayları, bu akşam yine pazartesi akşamı Eğitim Liderleri canlı yayınlarında karşınızdayız. Biliyorsunuz her pazartesi birbirinden kıymetli öğretmen arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Çağlar öğretmenimi bundan 2-3 ay önce ağırlamıştım. Kendisiyle hayal kurduran, icat çıkartan öğretmenimiz konulu bir canlı yayın yapmıştı kendisiyle. Hocamızın özel bir durumu var. Kendisi sınıf öğretmeni ama şu anda çalıştığı okul itibariyle sessizliğe ses olan öğretmenlerimizden bir tanesi. İşitme Engelliler Okulu'nda görev yapıyor. Hazırsa kendisini alalım. Bu akşam onunla birlikte işitme engelli kardeşlerimizin durumunu konuşacağız. Türkiye'de bakalım bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Çağlar öğretmenimiz onlara nasıl destek veriyor? Birlikte sohbet edeceğiz. Bu Çağlar Hocam bağlanıncaya kadar tabii şu anda Instagram'da tam misafirimizi alırken bir hafif ses kesilmesi oluyor ama hazır o şu anda yerleşirken ben yine bir duyuru yapmak istiyorum. Sevgili hocalarım, kıymetli arkadaşlar, eğitim liderleri olarak pazartesi akşamları artık 3. yılımızdayız. Nice yıllara canlı yayınlarımızda her akşam Çağlar Hocam gibi kıymetli öğretmenlerimizi pazartesi akşamları canlı yayında ağırlıyoruz, evlerinizde misafir oluyoruz. Bunun yanında online seminer ve atölyeler yine aynı şekilde öğretmenlerimize paylaşmak üzere düzenliyoruz. Yine bunun yanında üçüncü bir etkinlik olarak da kitap kritiğine başladık. Değerli Çağlar Hocam, Sinan Canan Hocamızın kaleme aldığı İnsanın Fabrika Ayarları, 3 kitap bu. Üçüncüsü Sınırları Aşmak isimli kitabının kritiğini 1 Mart'ta yapacağız sevgili Burcu Yıldız Hocamızın moderatörlüğünde. Kayıt olmayanlar, başvurmayanlar, henüz kitabı almayanları almalarını öneririm Çağlar Hocam. Harika bir kitap. Yani gerçekten insanı fabrika ayarlarını döndüren bir kitap, biraz düşündüren bir kitap açıkçası. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sen gelmeden önce bir sürpriz yaptık. İlk defa böyle bir şey yaptım. Eğitim liderleri canlı yayında. Bu da sana özel oldu. Bizim sevgili evet. Murat Hocam, müzik öğretmenimiz bir yayın öncesi bana bir parça paylaştı. Ben de hafif böyle görüntüyü de kapatarak ufak bir ses dinletisi yaptık. Süper. Bu bana özel olması daha da mutlu edici tabii ki. Ben ukulelemi evet. getirmediğim için bu sefer böyle bir şey oldu herhalde. Aynen. Bilmiyorum, belli olmaz. Belki senin sürprizlerin vardır hocam. Sen sürprizlerin adamısın. Sessizliğe ses olacağız bugün. Aynen, sessizliğe ses olacağız. Ha, ben bu arada bir şey unuttum hocam. Şimdi yapıyorum. Umarım doğru yaparım. Şöyle. Evet. Şöyle. Doğru mu yaptım? Evet. Tamam. Bir tane daha öyle. Günaydın dediniz herhalde. Hoş geldin diye ben. İşte bugün tam bunu konuşacağız ama. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoş geldiniz dediniz. Evet. Şeklinde. Öyle baktım ben hocam, bilmiyorum tabii ki. Hoş bulduk. Yani İngilizce merakımızdan çok belki işaret diline de biraz merak sarabiliriz, sarmalıyız belki. Bu kolay bir dil. Yani çok zor bir dil değil. Hem kolay hem zorluğu da var.
Yani o zor kısımlarını biraz mantığa bürüdüğümüz zaman her şey daha kolaylaşıyor. Mesela sayıları öğretin. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar basit işte. Hani sayılar bir yerden sonra 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Onları da mantığa büründürdüğün zaman kolaylaşıyor. Oluyor aynı. Aslında. Mesela 6 diyorum, baktığınız zaman 6'ya benziyor. Ya işte evet. 9 diyorum, çevirdiğimiz zaman bakın 9'a benziyor gibi. 10, 20, 30 aslında kolay. İnsanların hayatını kolaylaştırabiliriz. Hiçbir engelimizin çok şükür olmamasına rağmen. Kesinlikle. Belki de aslında neden öğrenmesin çocuklar? Yani bununla alakalı aslında biraz farkındalık çalışması yapsak çok da kolay olan bu işaret dilini aslında öğrenebilirler. Hem işitme engelli kardeşlerini daha iyi anlamaları açısından hem de duyma ve konuşma nimetini daha iyi anlayabilmeleri açısından aslında önemli bir şey değil mi hocam? Evet. Sevgili Çağlar Hocam, şimdi tabii ki sessizliğe ses olmaya geldik. Bugün biraz sohbet edeceğiz işitme engellilerle ilgili. Belki onların nezdinde engelliler okullarında nasıl bir öğretmenlik yapılıyor aslında bununla alakalı biraz konuşacağız ama İşitme engelliler nedir diye soracağım. Biz genel hatlarıyla belki doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Sizce bunun doğru tanımı nedir? İşitme engelliler, engelli kimdir? İşitme engelliler doğuştan ya da işte sonradan bazı nedenlerden dolayı bu işitme ve konuşma yetisini kaybeden bireylere deniyor. Yani burada dikkati çekmek istediğim aslında 3 tane faktör var. Bir tanesi doğuştanın dışında işte sonradan da olabiliyor. Bu da bizim karşımıza şunu çıkarıyor. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Evet. Yani şu an çok şükür eğer böyle katılımcılarda da tabii böyle bir sıkıntımız yoksa şanslıyız. Ama sonradan işitme kaybolabiliyor. Dediğim gibi hepimiz engelli adayız. Bir diğeri de konuşma eksikliği de oluyor bu arkadaşlarda. Bazen böyle okulumu ziyarete gelenler oluyor. İşte ya nasıl işte işitme engelli demiştin ama konuşamıyorlar falan diye bir tepki oluyor. Bunun da sebebi aslında biz EBA TV'de de ses hazırlık basamağında buna benzer şeyleri milli eğitimlere de çok fazla anlattık. Bir sesi öğrenebilmemiz için o sesi önce hissetmemiz, duymamız gerekiyor. Duyduktan sonra bu sesin ne olduğunu bileceğiz. Diğer sesler için de ayırt edeceğiz. Son basamak olarak da işte taklit edeceğiz. İşte buradan da şu sonuç çıkıyor. Benim bir şeyi duyduktan sonra bunu taklit edebilmem gerekiyor. Eğer ben duyamıyorsam bunu taklit edemiyorum. Haliyle konuşma sıkıntıları da oluyor. Kimisi de şunu sanıyor. Tamamen duymadıklarını da düşünenler oluyor. Evet, %100 duymayanlar var ya da işitmesi %0 olanlar var. %50 de var, %80 de var. Hepsine farklı teknikler, taktiklerle okuma yazma da öğretebilirsin. Çok soyut kavrama düşmediğimiz sürece her şeyi öğretebiliriz aslında. Yani bir farkımız yok. Çok soyut kavrama düşmeden her şeyi öğretebiliriz. Evet. Ben tabii şimdi biraz işaret diliyle aslında bir giriş yaptık. Oradan konuşacağız, sohbet edeceğiz ama Çağla Hocam sen daha önce yayınımızda kendini tanıttın tabii ki. Aslında sınıf öğretmenisin. Aynen. Sınıf öğretmenliği olarak ilk önce görev yaptın. Sonra İşletme Engelliler Okulu'na geçtin, tayin oraya çıktı. Bu anlamda ben şunu sorsam sana. İşitme engellilerde öğretmen olmak ne demek? Nasıl bir duygu? Harika bir duygu. Yani köy okulu daha önce de övmüştüm mesela köy okulu öğretmenliği müthiş bir şey muhakkak herkes denemeli diye. Ben oradan geldiğime evet üzülüyorum ama fark çok fazla bulamadım. Yani hemen hemen aynı çünkü aynı saflıkta aynı temizlikte çocuklar. Buranın biraz daha değerli olmasının sebebi sana muhtaçlar açıkçası. Yani öyle bir şey ki o kapıdan içeri girdiğin zaman ya da kapıdan dışarı çıkıldığında iletişim kuracağı tek kişi sensin. Düşündüğüm zaman velilerde de anne babalarda da işaret dili bilmeyenler olabiliyor. Ya da işte bir öğrencim geldiği zaman veli toplantısına annesiyle beraber gelmiş. İşte çocuk bir şeyler anlatıyor böyle. Ya kızım bir sus diyemiyorsun çünkü sus diyemezsin çünkü konuşamıyor.
haliyle anlatabildiğin kadar diye dinliyorsun. Çözümü üretmeye çalışıyorsun ve anne bir an şey yapıyor. Ya kızım yeter, bir sus artık falan, işte öğretmenin başına şişirme falan. Ya bir saniye diyorum. Ne diyordu bana? İşte şey diyor, işte hocam diyor okulla ilgili değil mi falan. Ya hayır diyorum, işte cuma günü rehabilitasyona gidecekmiş. Aynı zamanda ortopedik engeli var. İşte fizyoterapi alacakmış. Onunla ilgili bir şeylerden bahsediyor. İşte sana bahsedemediği için bana bahsediyor. Yani o hayatta konuşabildiği ender kişilerdensin. İşte o gerçek dünyaya döndüğün zaman maalesef iletişim kuramıyorlar. Onun için de çok değerli, keyifli. Yani işitme engelliler mesela çok sinirli oluyorlar. Ben onları tabiri caizse, yanlış anlaşılmasın, böyle şeye benzetiyorum. Orangutan'a benzetiyorum. İşte goril gibi böyle derdini anlatmaya çalışıyor. Anlatamıyor. Kurabileceği bir dil yok. Haliyle böyle sinirlenebiliyorlar. Agresifleşiyorlar. Aynen. Çünkü o çocuğa baktığın zaman o gün hasta mı? İşte parasını mı düşürdü? Ya da aileviyle ilgili bir problemi mi var? Yani evi yansa koşturup birine derdini anlatamıyor. Haliyle bu arada sizin de dediğiniz gibi ben ana branşım sınıf öğretmenliği. Zihinsel engeller eğitimi aldım. Özel eğitime geçtim. İşaretleriyle hiçbir, işitme engellerle hiçbir bağlantım yokken böyle güzel bir merakla biraz da işin içerisinde şu anda çok iyi bağlıyorum. Evet. Bir kopma geldi. Oldu ama sanırsam şu anda düzeliyor. Evet. Çağlar Hocam. Ben duyuyorum. Tamam. Ya normalde bu sene bayağı iyi gidiyordu. Canlı yayınlar kopma sağlanmıyordu ama bu herhalde kar yağışından dolayı bugün de olabilir. Özellikle şey dediler. Türkiye geleni bir internette problem var dediler. Arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Umarım sıkıntı yaşamayız. Şimdi alttan bazı yorumlar geliyor tabii ki. Keşke öğretmeni uyumsuzluk, ben o yorumu da okumuş olayım. Keşke öğretmeni uyumsuzluk yaşıyor dedi. Meğer işitme kaybı varmış. Yani evet, sonradan işitme engelli değil de işitme kaybı olan çocukla, insanlarla ilgili bir şey söylemiş. Yani normal sınıf ortamında zannedersem uyumsuzluk gösteren bir kişi için sonradan tespit edilmiş. İşitme kaybı olduğu fark edilmiş. Çağlar öğretmenim, çok kıymetli bir değer katıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bazen konuşan çocuğu bile duymuyoruz demiş. Rabia hocamız, Rabia Kaya hocamız. Peki hocam, şimdi ailelerin özellikle işitme dilini bilmediği ile alakalı bir şey söylediniz. Bu da yani işaret dili. İşaret dili deyince neler söylemek istersiniz? İşaret dili nedir? Aslında girişte başlattık, çok basit ama nedir işaret dili? Ya işaret dili tanım olarak, işte akademik tanım olarak, tabii ben bu tanıma katılmıyorum. İşitme ve konuşma engelli bireylerin kendi aralarında el hareketleriyle, jestlerle, mimiklerle kullandıkları görsel bir dile denir. Katılmadığım konu şu, sadece işitme engellilerin karşılıklı konuşacağı bir dil değil. Benim de işitme engelliyle konuşacağım bir dil. Aynı zamanda programı açtığınız zaman bizim karşılıklı konuştuğumuz da bir işaret dili. Sadece engellilerin değil, bizim de konuştuğumuz bir dil. Bu anlamda da güzel bir dil. Faydası çok fazla. Yani işitme engelliye bir çare üretmenin dışında kendi aramızda da, benim çevremde öğrettiğim arkadaşlarla çok iletişim kurduğumuz oluyor. İşte kalabalık bir ortamda atıyorum eşime bir şey söylemem gerekiyorsa işte özlemek demek, çaktırmadan bir şeyler yapabiliyorsun. Ya da mesela okeyde çok güzel alışveriş yapabiliyorsun mesela. Şöyle kırmızı yedi var mı yok mu atma falan diye çaktırmadan bu dilin nimetlerinden de faydalanabiliyorsun. Haliyle günlük hayatta da çok fazla kullanıyoruz. Tabii ki o dışarıda insanlara sağladığınız fayda çok çok daha büyük yani. Peki ailelere bu noktadan, aileler bilmiyor ya, işitme engelli olan çocuklarımız, öğrencilerimizin nezdinde baktığımız zaman ailelere özel bir eğitim veriliyor mu? Bununla alakalı çalışmalar var mı? Nedir buradaki durum? Yani isteğe bağlı bir şey. Hocam, söylüyorum. Yani maalesef böyle bir oluşum yok. Açıkçası öğretmenlere de yok.
Yani bir sınıf öğretmeni, bir fen bilgisi öğretmenine olmadığı gibi özel eğitim öğretmenine de yok. Hatta çok yakın bir tarihte yasak kalktı. Üniversitede dahi özel eğitim öğretmenlerine işaret dili öğretilmiyordu. Yasaktı yani. Çocuğa işaret dili kullanmak bile yasaktı. Çok yani bir 5 senelik şeyi var. Ama çok enteresan bir şey. Ben gerçekten şu anda ilk defa duyuyorum bu yasak olayını. Bunun bir özel sebebi mi var? Biraz önceki söylediğiniz örnek. Özel sebebi şu. Çocuklar işaret dilini öğrendiği zaman konuşmaya karşı çabası azalacak. İşaret dilini öğrenecek. Konuşmayı tamamen bırakacak mantığıyla senelerce yasaklanmış. Birçok böyle diyelim ki bir 10 sene önce işte mezun olan birisine baktığınız zaman işaret dili bilmiyor öğretmenler. Ama şöyle bir durum var. Ben mesela bir tane anne baba işitme engelli olan koda diyoruz biz onlara. İşitme engelli aileden doğan bir çocuğa. O işaret dili bildiği zaman ben onunla işte fen bilimleri de işleyebiliyorum. Sosyal bilgiler de işleyebiliyorum. Her şeyi işleyebiliyorum. Ama diğeri hiç bilmiyorsa şimdi karşımda duymayan birisi var. Haliyle işte ya bu sabah ne yaparız ya da kahvaltıda ne yediğini ben ona soramıyorum. Sorsam cevabımı alamıyorum. Ya haliyle ben o zaman baştan başlıyorum işte. Ne bileyim sabah yemek, işte zeytin, işte ekmek, yumurta. Ben önce bunu öğreteceğim ki ondan sonra sorumun cevabını alacağım. Onun için işaret dilinin maalesef o seviyelerden şimdi biraz daha iyi. Ama keşke bu zorunlu hale gelse. Güzel uğraşlar var ama çünkü biraz önce dedin ya hocam agresifleşiyor çocuklar diye. Evet. Yani aslında işaret dilini aileler çok iyi bilseler, aynı şekilde eğitimciler de çok iyi bilseler, çocuklar kendi, onlar da tabii ki. Yani çocuklar bu arada işaret dilinin eğitimini alıyorlar değil mi? Sonuçta doğuştan aileler bilse belki iletişimi öyle geçseler, normal Türkçe gibi, ana dilimiz gibi, onlar da işaret dilini ailelerinden öğrenecekler. Çocuklar da sonradan ediniyorlar değil mi bunu? Yani işaret dilini. Yine diyorum ailede akrabalarda varsa onlardan temel alarak geliyor. Ama yoksa tabii ki bilmeden geliyorlar. Müfredatta da birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta işaret dili var. Daha sonra yok. Tabii bu çocuk ortaokula, liseye de gidiyor. Tabii ona gelene kadar daha çok büyük problemlerimiz var. Çünkü müfredatımız yok. Yıllık planımız yok. Bizlerin kitaplarımız yok. Yani ona gelene kadar daha çok ilerlememiz gereken şey var. Zaten hiç kolay girmek istemiyordum ama eğitim mantığından dolayı bu tarz okulların kapatılma durumu bile var. Yani son 3-4 yıldır birçok ilde kapatılıyor. Ya onlar kaynaştırma öğrencisi olarak normal okullara mı gelecek çocuklarımız? Evet. Yani zannedersem bu şey yani eğitim dünyasının aslında sadece işitme engellilerle ilgili değil, diğer özel alanlarla ilgili, özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili de kaynaştırma eğitimini doğru bulan yaklaşım da var. Belki tartışılır vesaire bu hususta. Peki işaret dili Çağlar Hocam evrensel mi? Yani Türkiye'de farklı, dünyada farklı mı? Nasıldır oradaki durum? Maalesef işaret dili evrensel değil. Her ülkenin bir işaret dili var. Bizde Türk işaret dili, TİD diyoruz, T-İ-D, Türk işaret dili diyoruz. İşaret dili evrensel olmadığı gibi bölgesel bile değil. Yani kuzeyde farklı, güneyde daha farklı konuşulabiliyor. Hatta şehirlere göre de farklılık oluşuyor. Yani temel olarak bir İstanbul işaret dili, Ankara işaret dili var ama şehirlere göre de farklılık oluyor. Hatta evden eve bile farklılık oluşabiliyor. Hmm. Çünkü bazen bakıyorum böyle işte çocuk anne baba işitme engelli. İşte bir kelimeyi öğrenmiş. Diyelim ki Eylül bu. İşte anne inat ediyor. Hayır Ekim o diyor. Çocuğuna onu öğretmiş. Bu tip farklılıklar oluyor. Yani işaret dilindeki bu sıkıntı da işte şeyden kaynaklı. Bir şehrin, bir ilçenin, bir köyünü düşünün. Çocuğa işte keçi çarpmış, kulağa işitme kaybı yaşamış. Hiç yok. Köyde hiç işitme işaret dili bilen yok. Haliyle işte
yemek tamam, bunu içmek, işte tuvaletin geldiği zaman işte olduğun yerde zıpla. Haliyle anne baba da onun tuvalet olduğunu düşünüyor. İşte tuvalete gideceğim mi diye o işaret yapıyor. Ama tuvalet o değil, tuvalet bu. Şimdi öyle bir durumda haliyle evden eve bile farklılık oluşuyor. Yani şive farkı gibi aslında, değil mi? Yani normal bizim günümüz Türkçedeki şive farkı gibi, ama tabii biraz daha ciddi farklılıkları var anladığım kadarıyla. Hani mesela tuvalet şive farkı bile olsa anlaşılır, ama bariz işaret dilinde farklılıklar var yöresel olarak ya da evden eve. Çünkü bununla alakalı evrensel bir dil oluşturulmadığı için, bir eğitimi de olmadığından dolayı bir şekilde iletişim sağlıyor insanlar anladığım kadarıyla ve böylelik böyle devam ediyor. Peki işaret dilini kullanırken mimikleri kullanmak durumunda mıyız? Ses mimik? Evet. Yani beden dili. Ya işaret. Aynen öyle. Ya çok güzel yaşıyorlar o işaret dilini yaparken. Haliyle biz de o ifadeyi koymamız gerekiyor. Yani donuk bir hareketle anlaşılmıyor. Yani mesela şu ne olabilir? Ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olmayabilir. Evet. Bilemedim. Biraz kolaylaştırayım sizin için. Ha, gülmek mi? Komik mi? Gülmek, komik. Aynen gülmek öyle. Yani. Ya da... Ya işte o mimik hareketi gelince geliyor. Onu eşleştiriyorsun. Mesela şu ne olabilir? Konuşuyorum. Yani konuşmak mı? Bilemedim. İşinizi kolaylaştırayım. Şöyle. He, uykum geldi. Uyumak aynen, istiyorum. Gözleri oraya yansıtıyoruz. Hani çok güzel bir örnek değil belki de. Mesela o işareti yapmaları çok hoşuma gidiyor. Mesela şöyle yapıyorlar. İşte, ölmek kelimesi. Ölmek mi ama, demek? Evet, yaparken mesela şöyle yapıyor. Evet, beden dili gerçekten çok iyi anlaşılıyor ya. Çok rahat anlaşılıyor. Aynen. Beden diliyle. Ya onun için peki, o yüz mimikleri falan çok katmamız lazım işin içine. Tabii şey, enteresan şeyler de çıkıyordur herhalde mimiklerle alakalı. Yüz hareketleri, onlarla ilgili çok ciddi anılar vardır aslında. Merak ediyorum açıkçası. Ama işaret diliyle konuşmuşken işaret dili öğrenmek isteyenler nasıl bir yol izlenirler? Nasıl öğrenilir işaret dili? İşaret dili şu an 3 seviye olarak görebiliriz. Temel seviye. Birçok eğitim yerlerinde, kurumlarında falan bu temel seviyeden alabiliyorlar. İkinci seviye olarak tercümanlık. O biraz daha ciddi bir eğitime giriyor ve sonunda sınav yapılıyor. Üçüncü olarak da böyle son birkaç senede bir moda oluşan bir jargon eğitimi var. O da işte sokak ağzı. Çünkü moda mod çeviriye çok karşı olan bir dil. Temel seviyeyi alarak günlük hayatta çok rahat konuşulabilir. Ama işin içerisine işte adli bir olay, işte hastanede bir vakayla ilgili bir şey konuşmak istiyorsan haliyle tercümanlık alınması gerekiyor. Bu arada ben tercüman değilim. Ben bu okulda görev yapan işitme engelli öğretmeniyim. İşaret dilini bilen, onlarla keyif alan bir öğretmenim. Öğrenme isterlerse de böyle uygulamayı çok sağlam almaları lazım. Çünkü ben direkt menbaandayım. Haliyle takıldığım şeyleri onlarla pekiştirebiliyorum. Onlarla hızlanabiliyorum. Yani genelde eğitimi böyle şeyler var. Kitaplar var. İşte sözlükler var. Ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü oradaki işaretler bir fotoğraf olduğu için, bu arada arada bir geriliyorum, ben işaret yapıyorum. Yok, tam hocam programa uygun bir format. Yapabilirsin sevgili hocam. Ya işte programa uygun bir format. Fotoğraflar var. İşte sen o fotoğrafa bakarak o işareti algılamaya çalışıyorsun. Haliyle yanlış algılıyorsun. Mesela işte yorulmak kelimesi. İşte kitaplardan araştırıyorum, kelimeler ezberlemeye çalışıyorum. Bir gün okulda işte spor yapıyoruz. Ben işte çok çok yoruldum. Biraz işte dinlenmek istedim, izin istedim. Bana güldüler. Neden gülüyorlar falan diye. Şöyle yaptık yorulmayı.
Oysa yorulmak şuymuş. Şimdi haliyle benim gördüğüm görselde şöyle bir görsel vardı ve şuradan bir ok geliyordu. Yani diyelim ki hani şöyle bir ok olduğunu düşünün. Ben bunu böyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? İşte şöyle mi yapacağım? Yani sözlükten haliyle anlaşılması çok zor oluyor. Ama şu var, ben önceki yayında da söyledim. Instagram, YouTube, internet, böyle her yerde eğitimler var. Birçok enstitüler var, halk eğitimler var, meslek edindirme var belediyelerin. Hatta çok ilginçtir, çok fazla sanat merkezinde bile görüyorum yani. Hani işte bir yandan gitar çalınırken bir yandan işaret dili öğretilmesi çok bana ilginç geldiği dönemler oldu. Çok fazla bu tarz eğitimler var. En sağlıklısı da belki bu dönemde uzaktan eğitimler olabiliyor. Dediğim gibi kodalardan almak çok daha keyifli olabilir. Ben de bir dönem böyle heveslendim. YouTube kanalımda birkaç tane video var. Çok rağbet gelmeyince bir de şu yoğunlukta çekemedim ama bazı videolar var. Hatta devamını da getirdim. Ya şimdi mesela bazen çocuklara aslında bu tatile giriyoruz. Şimdi cuma gün aslında artık bir molaya gireceğiz. 3 haftalık bir mola. Biliyorsun biz eğitimciler olarak aslında evet, tatil dil alışkanlığımız olmuş ama eğitim öğretimin tatili olmuyor. Yani eğitim öğretim sürekli devam eden bir süreç. Yani biz öğretmenler olarak bile işte bir yere gittiğimizde tatil olarak gittiğimiz yerlerde bile işte sahilde ya da farklı bir yerde ya da köyde ya da farklı bir yerde zihnimiz her zaman otomatikman şuna çalışıyor. Yani ben buradan sınıfıma ne götürebilirim? İşte materyal olabilir bu bir. Oradaki bir yaşanmışlık olabilir, bir anı olabilir, oranın bir adeti olabilir, bir hikayesi olabilir, bir masalı olabilir, bir efsanesi olabilir. Bir müzeye gitmişizdir, müzedeki içeriklerle ilgili vesaire. Şimdi böyle etkinlik önerileri falan tabii ki çok çıkıyor, tavsiye ediliyor. Aslında çocuklar bir molaya, burada Ziya Hoca çok güzel tabir etmişti, hatta bununla ilgili bir yazı yayınlamıştı. Hani mola balıkçıların aslında balığa çıkmanın ismiymiş. Yani kıyıdan balık tutmak için hadi molaya çıkıyoruz şeklinde söyledikleri bir ifadeymiş. Aslında bereketin olduğu bir zaman dilimini kastediyor. Aslında bu zaman dilimleri tam da bereketin olduğu zaman dilimi. Hem çocuklar açısından hem eğitimciler açısından. Belki de çocuklarımız bu dönemde işaret dilini öğrenmeyi hedeflemeliler. Belki izleyen bizim öğretmenlerimiz, şu anda bizi izleyenler ya da sonradan izleyecekler. Çocuklara hadi çocuklar Şubat tatilinde işte yarın yıl tatilinde İşaret dili öğrenin gelin ya da araştırın gelin diyebilirler mesela. Evet. Burada önerim var mı Çağlar Hocam? Yani böyle bir çocuklara yaş grubu da olabilir, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde. Yani sonuçta bir ödevlendirme şeklinde değil elbette bu da. Hani isteyenler, merak edenlere böyle bir hatırlatma mahiyetinde ne diyebiliriz? Yani YouTube kanallarında ya da böyle şeylerde çok rahat ulaşabiliyorlar anladığım kadarıyla çocuklarımız. Evet. Birinci sınıf çocuğu eğer okuma yazma öğrendiyse alfabeden itibaren hepsini öğrenebilir. Ama birinci sınıf altıysa alfabe dışında öğrenebilir. Haliyle A, B, C, D'yi bilmesi gerekiyor. Direkt öğrenebilir ama benim tavsiyem burada da güzel bir kitleniz var. Muhakkak sınıf öğretmenlerinin öğrenmesi gerekiyor. Sınıfında bir işitme engelli olabilir ihtimalinden dolayı demiyorum. Bu böyle bir ihtimal var. Ama sınıf öğretmenlerinin neden alması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben bir dersi köy okulunda sınıf öğretmenliği yaparken aynı zamanda da işaret dili eğitimleri alıyordum. Eğitimler veriyordum. O dönemlerde haliyle şu anki konuştuğum gibi sürekli el hareketlerimle sınıfta bunu uygulamaya çalışıyordum. Ya bakıyorum şimdi matematik dersine ne var? İşte ağırdır, hafiftir diye bir konu var. Haliyle 40 artı 40, ya iki ders boyunca ben bunu yapmam lazım. Yani mevzu şu, işte at tavşandan ağırdır. Tamam. İkinci örnek, üçüncü örnek. Ya bu renklendirmem için bana iki ders boyunca saat verilmiş. Şimdi haliyle ben bunu şöyle işleyebiliyorum işte. At tavşandan ağırdır. Hadi hep beraber yapalım. Mesela işte karınca köpekten hafiftir gibi işlediğin zaman o çocuklar o kadar keyif alıyorlardı ki hepsinin temelinde işaret dili de oluştu. Ben bunu hayat bilgisinde ayları da böyle işliyordum. Mevsimleri de böyle işliyordum. Bu arada normal çocuklara işliyordum.
Hatta şöyle bir faydasını gördüm hocam. Bu müthiş bir şey. Ben Eva TV'de bu işleri yaparken böyle bir saniye ya deyip parlurdu böyle bir şey. O dönem köy okulunda az çok tahmin edersiniz. Genelde bir senenin sonuna doğru okuma yazmaya geçilir. Ama benim öğrencilerim ilk dönemin neredeyse ortalarında okumayı yazmayı söktüler bir köy okulu olarak. Ve bunun en büyük sebebini de ben işaretliğine bağlıyorum. Çünkü görsel okuma değil de simgesel okuma denilen şeyler var. İşte diyelim ki işte ayı resmini gördüğün zaman bu A demek, işte leylek gördüğün zaman bu L demek, işte iğne gördüğün zaman bu İ demek. İşte ayı, leylek, iğneyi yaptım ne oldu? Ali diye o çocuk kodlamaya çalışıyor. Benim alfabeyi öğretirken yaptığım da o. İşte bu A demek, bu E demek, bu İ demek. Ve öyle bir şey oluyordu ki hocam, işte dikte çalışması yapıyorsun ki okuma yazmada en önemli şeylerden birisidir dikte. Çünkü dikteyi çözdüğü zaman çocuk çok rahat okur. İşte bir şeyler söylüyorsun, kalem diyorsun, çocuk kalemi yazıyor. K-A-L-M, E'yi unutmuş. Tamam diyorum, kağıdı kalemi bırak, bir elinle yaz bakalım diyorum. Bir bakıyorum, işte kalem yapıyor. Bak orada bir şey var, aa ben E'yi unuttum diyor, onu tamamlıyor. Ve işaret diliyle direkt dikte yapıyor. Ben onun için bütün öğretmenlere bunu tavsiye ediyorum. Alfabeyi öğretirken, yani okuma yazma sürecinde muhakkak işte her öğrettiğiniz harfte işte ela mı, işte e'yi mi öğretiyorsunuz? E. Yani bu e. Tamam. L. Hı hı. Deyip ilerleyin. Emin olun bu şekilde yazdırma çalışmaları yapıldığı zaman müthiş öğreniyorlar. Evet, yani bence de bu hem de yani çocuklar açısından bir farkındalık kazandırmak açısından da çok önemli Çağlar Hocam. Ya ben mesela merak ediyorum aslında sadece işitme engelliler değil bütün engellilerle ilgili. Şimdi inşallah telefonda da konuştuk seninle ya da yazıştık bir şey var. İşte IB programı var bunun ilkokul basamağı PYP 4. sınıflar PYP sergi programı yapıyorlar. İşte dördüncü sınıflar, üçerli, dörderli öğrenci grupları ayrılıyorlar ve sene sonu bunlar hem yerel hem de uluslararası bir problemi, bir sorunu, bir meseleyi ele alıyorlar ve bununla ilgili çözüm üretmeye çalışıyorlar. Dördüncü sınıf öğrenciler. PYP sergisinin şeyi çok güzel bir çalışma. Tamamen orada özne olan aslında çocuklar. Mesela bizim grup, ben bu sene bir grubun mentörüyüm, çalıştım, görev yaptım okulda. Büyük bir ihtimal engelleri mesele olarak alacağız gündemimize. Burada belki birlikte de çalışmalar yapabiliriz. Genelde engellilerle ilgili hususlar işte Dünya Engelliler Günü ile alakalı bir günlük gündeme geliyor. Belki bu günlerin aslında özel günlerin oluyor olması bizleri hatırlatmaya vesile oluyor ama bir taraftan da acaba 365 günün 364 günü gidiyor mu? Bir soru işareti. Bununla alakalı genele yaymak açısından mesela ne önerirsin? Yani sınıfta farkındalık kazandırmak açısından gerçekten kazandırmalı mıyız bu arada? Yani öneriyor musun bu arada? Yani normal işitme engelli olmayan çocukların empati kurabilmeleri açısından neler önerirsin Çağlar Hocam? Evet, yani okul hayat bilgisi müfredatında da var. Engellilerle ilgili işte benzerliklerimiz, farklılıklarımız ya da farklılıklara saygı gibi bence işlenmeli. Yine söylüyorum bu bence. Bence işlenmeli. Çünkü dediğim gibi hepimiz geleceğin engelli adayıyız. Öyle bir durumda da buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ve olanlara da ne kadar saygılı olursak o kadar iyi. Şu an özel birey olarak geçiyor isimleri. Evet, engelliler. Ama bundan önce özürlülerdi tabir olarak. Bir özürleri yok. Sadece engelleri var. Ama maalesef o engelleri biz yaratıyoruz. Bu dili öğrenmeyerek biz yaratıyoruz o engeli. Ya da işte kaldırımlara araba park ederek bu engeli biz yaratıyoruz. Ya da işte bir yerlerde engelli ya da bu dilleri bilenleri çalıştırmayarak yaratıyoruz. Haliyle biz bunların ne kadar değerli olduğunu ya da ne kadar azınlıkta olduklarını gösterirsek o kadar iyi. Ben bu okula atanmadan önce bu dili öğrenmeye başladım. Haliyle işte bir kırtasiyeye gittiğin zaman 20 dakika boyunca can çekişmiş bir adamı görebiliyorsun. Yani sürekli şunu yapıp duruyor. İşte bu yapışkan demek, yapıştırıcı demek.
Ya bir anda böyle ne oldu falan dedi. Aa, işaretleri biliyor musun? Harika. Zaten adamların direkt hareketi şu oluyor böyle. Hani işitme engelli misin yoksa konuşabiliyor musun? Yani işitme engelliyim dersem eyvah diyor adam. Çünkü derdimizi ben tek başıma anlatamazken iki kişi olduk. Ama konuşabiliyorum dediğin zaman, işaretlerini biliyorum, kuleye konuşabiliyorum dediğin zaman böyle o yüzlerindeki mutluluk efsane bir şey. Çünkü dedim ki 20 dakika can çekti. Ya da işte bir maça gitmiştim. Gaziantep Beşiktaş maçına gitmiştik böyle. Hiç unutmuyorum. Maraş'tan iki tane işitme engelli çıkıp gelmişler. Aşırı fanatik adam. Formaları falan giymişler. Şimdi düşünüyorsun engel var değil mi? Yani onun evet. çıkıp bir yere gelmesi mucizevi bir şey. Bu engellerin hepsini aşmış. Ama kuyruğa takılmış. Saatlerce beklemiş. Bir şeye gelmiş. Adamın derdi şu. Ben işitme engelliyim. Kartım var. Benim girmem ücretsiz ama giremiyorum. Çevresinde kimse bilmiyor. Haliyle veznedeki adam da bilmiyor. Ben o kuyruğun oraya gelene kadar farkında değildim. Gelince işte yardım ister misin dediğim zaman direkt hemen şey yapıyor. Konuşabiliyor musun? Evet konuşuyorum. İşte olay şu. Adam da haklı veznedeki adam. Diyor ki yani turnike var diyor. Kapıda bir polis yok ki diyor onu alsın diyor. Yani bir şey okutması lazım. Haliyle bir paso kartı olacak. Onu bana getirecek. Ben ona ücretsiz bileti yükleyeceğim. Öyle girecek diyor. Ama derdini çözemiyor. Ve ben o adama şunu diyebilmem lazım. Telefon uygulamana gir. İşte pasonu aç. Yükle. Daha sonra hesap bilgilerini gir. Ne bileyim o paso kargoyla anında gelmeyecek. Şu kuyruktan işte tek binişlik, girişlik bilet al falan. Bunları çözebilmen için maalesef bu dili bilmemiz gerekiyor. Bunu da ancak işte okullara girdirerek ama bir şartla bu ciddi bir sıkıntı. Benim okuluma da gelmek çok istiyorlar. Ben de çok gelmelerini istiyorum. Hatta bizi davet etsinler. Biz onlara gidelim. Onlar bize gelsin. Ama bir şartla telefonları bir kenara bırakalım. Kamera cihazlarını. Hı hı. Bana çiçek getirmeyin. Getireceksen işte okulun %3'ünü kapsayacak kadar balonla gelmeyin. Herkese alıyorsunuz, herkes alın. Ya çünkü şöyle bir şey oluyor. Genelde geliyor mesela bir firma gelmişti mesela. İşte çok hevesliler. Bizim çocuklar da böyle birini gördüğü zaman ya inanın hiç ilgilenmeyin. Hemen böyle peşlerinde koşarlar. Ben seni çok seviyorum derler. Çünkü ilgiye çok muhtaçlar. Haliyle böyle şey oluşuyor. İşte hiç ön hazırlığı yapılmamış. Hani ne oynatacağız bilmiyorlar. Geliyorlar. Hocam bir fotoğraf çekilelim. Ya da aldığı hediyenin üzerinde firma adı. Onu göstererek bir fotoğraf çekilelim. Hani işin ucu sadece reklam yapmaya giriyorsa işte orada bir ayak görüyorum. Ama mesela evet, kolej gelmek istedi. Aylar öncesinden böyle iletişime geçti. Hatta hocam dedi bizim amacımız dedi engelliler haftası değil. Biz öncesinde gelmek istiyoruz. Öğretmenlerinin bir tanesi çok sağlam bir işaret dili öğrenmişti. Hatta yani birçok işitme engelli öğretmeninden daha iyi işaret dili öğrenmiş. Çocuklar öğretmiş. İstiklal Marşı'nı öğrenmişler. Ne yapalım dediler. Ben de dedim hani tiyatro yapın. Ya bir pandomim de olsa yani sözsüz bir şey yapın. Gelirken işte etkinlik getirin. İşte taş boyama yaptılar, kitap ayracı yaptılar. O çocuklar böyle çok keyif aldılar. İşte tiyatro gösterisi yaptılar. Çünkü ne bileyim gelip şarkı söylersen anlamıyor. Ne bileyim işte yani bir fotoğraf çekin dediğin zaman ondan keyif alır. Yani iki tane çikolatayla gönlünü alamazsın. El sanatları falan severler mi hocam mesela? Origami gibi vesaire bu tarz çalışmaları severler mi çocuklar? Hocam çok severler. Sevmelerinin sebebi de daha önce denk gelmiyorlar. Yani eğer ya, öyledir ya işte sınıf öğretmeni için şey denir. Bir insan için en önemli şeydir iyi bir öğretmene denk gelmesi. Eğer okulunda ya da öğretmeninde böyle bir yetenek yoksa ya da bulunduğu bölgede engellileri işte kapsayacak bir belediye çalışması yoksa, milli eğitim çalışması yoksa bu çocuklar sadece evlerinde oturup ya da sokakta
kınamadığı arkadaşlarıyla, sıkıntı yaşamadığı arkadaşlarıyla sohbet edebiliyorlar sadece. Onun dışında ya bu tarz şeyleri hiç bilmiyorlar. Yani ilk defa topa ayak vuran çocuk da gördüm ben. Yani haliyle sizin öğreteceğiniz her şeyi açıklar. Hele ki böyle etkinliklere yani. Ya genelde de benim gördüğüm şey şu, niye bilmiyorum. Çoğunluğu biraz daha fakir kesim olabiliyor. Maddi durumu evet, benim aslında merak ettiğim şey oydu. Genelde şimdi engellilerle ilgili ya da işitme engellilerinin özelinde konuşuyoruz belki ama sözün kesin, çok özür dilerim. İçimden öyle bir merak ettiğim bir husus da aslında bu. Yani genelde hani bir duygu olarak tabii ki aslında yardımseverlik duygusu, yani onların yardıma muhtaç olduğu duygusu hepimizde oluyor. Evet. Tamam, öyle bir engelleri var ama gerçekten yardıma ihtiyaçları, hani maddi anlamda ya da farklı anlamda yardıma ihtiyaç gibi zihin eşleştiriyor bunu. Bu doğru bir eşleştirme mi? Şu anda söylediğin cümleyle biraz örtüşüyor gibi geldi de merak ediyordum açıkçası. Genelde öyle mi? Yani engelli yardımı gibi birçok şey alınabiliyor. Belli bir yaşa kadar çok büyük sıkıntılar yaşanmıyor ama maalesef ortaokul ya da liseyi bitirdikten sonra iş bulma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani çevremize baktığımız zaman hiç işitme engelli çalışan görebiliyor musunuz? Çok nadir. Haliyle ya bu insanlar, ya bizim okulda da var mesela, işte haftada ya da günde muhakkak bir tane mezun gelip de işte iş yok, ne yapabilirim? Kurumlara gidiyor, derdini anlatmaya çalışıyor. Tabii orada işaret dili bilen de olmayınca çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ya o anlamda maddi sıkıntı yaşanabilir. Rabia hocam şöyle bir soru sormuş. Onun sorusunu yönlendireyim bu arada. Bazen bakışlar ile bile bağ kuruluyor. Yazarak da iletişim kuruyorlar mı diye sormuş. Devamında da şöyle bir şey eklemiş hocamız. En büyük engel öngörüsüzlük ya da bencil davranışlar. Çok güzel durumlara değiniyorsunuz Çağlar öğretmenim demiş. Yazarak iletişim sağlıyorlar mı hocam? Yazarak çok fazla iletişim kurulmuyor. Sadece yazma kısmı şu oluyor. Eğer işareti bilmiyorsan yazıyorlar. Onda da kağıda kaleme değil, el alfabesiyle, ABC ile yazılıyor. Hani çünkü şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki işte biz dün işte akşam seninle konuştuk ama ben seni anlamadım falan diyorsun. Diyor ben işte dün diyor konuştum ya falan. Bir saniye, bu ne? Hemen yazıyor işte, WhatsApp falan yazıyor, eliyle yazıyor. Ya da işte cümlenin ortasında konuşuyor bir yerde mesela şöyle bir şey yapıyor. Şimdi sen geneli anlıyorsun ama bu ne? Bunu anlamıyorsun. Haliyle bir tane bir dur bekle, yavaş. Bu ne? Bunu anlamadım falan yapıyorsun. Hemen orada yazıyor işte mesaj. Yani tamam, bu mesaj demek. Tamam, şimdi devam edebilirsin gibi anlamadığımız yerlerde parmak alfabesi, yani kağıt kalem çıkarıp yazma yok tabii ki. Ama o şekilde iletişim kuruluyor. Peki Çağlar Hocam, bir öğretmen olarak şimdi televizyon programlarında, hatta Okan Bayülgen herhalde ilk akla gelen isimlerdendir. Evet. Kendi programlarında hep işaret diliyle alakalı sol alt köşede bir hanımefendi vardır. O da enteresan bir şekilde demişti. Hani o çıktıktan beri mesela şarkıların çok anlamlı olmadığını keşfettiklerini falan, böyle geri bildirimler aldıklarını söylemişti. Şarkılarla ilgili olsun ya da TRT EBA ya da televizyondaki bu kullanılan işaret diliğini nasıl değerlendiriyorsun hocam? Nasıl biliyorsun? Bunu ikiye ayıralım. Şarkıyı ayrı konuşalım. Şundan dolayı işaret dilinde moda mod çeviri diye bir şey var. Kelime kelime çeviri. Bu yanlış oluyor haliyle. Neden? Çünkü o anlamı karşılamıyor. Çünkü soyut kalıyor. Yani işitme engelliler çok fazla o soyut kavramları anlamadığı için haliyle şarkının o kısımlarını da anlamıyor. Mesela yani örnek üzerinden versem daha iyi olur. Diyelim ki mesela Halil Sezai'nin bir şarkısı var. İşte nasıl? Sana bir söz
yazdım bugün. İşte moda mod çeviriyorum bu arada. Yolladım rüzgarla. İşte içinde göz yaşı vardı. Küçücük bir adamla diyor. Şimdi ben bunu mükemmel çevirdim değil mi? Evet, matematik çevirdim. Siz çok çok beğendiniz. Haliyle bunu çeviren belki takipçi kasmak için, belki işitme engellilere bir faydası dokunmak için yapan arkadaş işitme engellilere hiçbir fayda sağlamadı. Neden? Çünkü işitme engellinin şimdi bakış açısından anlatayım ben bu aynı şarkıyı. Sana bir söz yazdım bugün. O büyük ihtimal şöyle bir şey oldu. Sen bir söz, sana bir söz veriyorum. Bugün yazı yazacağım. Bugün sana yazı yazacağım, söz veriyorum diyor. İşte, yolladım, paylaştım rüzgarla. İşte o yazdığım rüzgar aldı götürdü. Hiç alakası yok diyor. Alakasız bir durum. İçinde göz yaşı vardı. Şimdi bu içinde aynı zamanda için anlamına da geliyor. Yani ne demek bu? Başa alıyorum. Sana söz verdiğim gibi yazı yazdım ama rüzgar bunu alıp götürdüğü için götürdüğü için içinde değil için göz yaş bu arada senin yaşın kaç anlamında yaş? Yani su olan diş, yaş değil. Diş o yüzden mi gösteriliyor yaş? Aynen. Bu sefer ne oldu? İşte gözüm dişim olarak algıladı. Gözüm dişim vardı. Ha, demek ki yazdığı şey göz ve dişle alakalı. Küçücük bir adamla. Hadi bağlantı kur. Tamamen yanıyor. Çok yani, anlamsız belki bir şey çıkıyor karşı. Aynen. Çok çok saçma bir şey oluyor. Ki şarkılara baktığımız zaman o soyut kavramları. Yani mesela ne var? İşte yüz yüzeyken konuşuruz diye bir grup var. Çok sevdiğim bir grup. İşte şey diyor. Taşlar düşüyor dağlardan. Uyandım boş uykulardan. Sen hangi Eylül? Ben hangi Başak? Şimdi ben bunu anlamakta hani yazarın anlatmak istediği bir şey var ama çocuk bunu algılayamıyor. Yani çok çok daha alakasız. Daha çok somut ve net olan evet. ifadeler olursa eğer anlaşılırlığı aynen. yüksek oluyor. Değil mi? Ya bir de mesela işit bu biraz da son dönemlerde moda gibi oldu hocam. İnsanlar işte şarkılarla işaret dili çevirim işine girdiler. Evet. Haliyle işte sözlü ölçüyor. İşte göz yaşı. Yaş ne bu? Tamam o zaman göz yaşı dedim. Oysa bu yaş olan yaş. Hani ağlamak dese orada işitme engelli anlatıyor. Hani mesela işte öyle bir durumda moda mod çeviri yerine biz şunu yapmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Yani işin ana mantığı şarkıyı anlatman gerekiyor. Ha. Ya işte buradaki anlatmak istediği ne? İşte ben gösteriyorum ben erkek. Bir de işte kız var. İşte ben onu o işte çok uzakta ve ben onu çok özlüyorum. İşte çok seviyorum. İşte ben onun için bir şeyler yazacağım. Ama yazarken of, böyle çok duygulanıyorum, ağlıyorum ve onu ona vermek istiyorum dersen anlar. Ama öbür çeviriyi yaparsan anlamıyor. O arkadaşları da çok kınamıyorum. bir faydası var. Şöyle bir faydası var. İşitme engelliler hiç anlamıyor. Ama sizin benim gibi işitme işaret dilini öğrenmek istiyorsak o şarkıları dinleyerek kelime öğrenebiliyoruz. Çok rahat öğrenebiliyoruz. O anlamda faydası var. Ama yine söylüyorum kelimeleri yanlış yapmamak şartıyla. Mesela bir yerde gördüm. Şöyle bir şey yapıyor. İşte kolum acıdı diyor. İşte bir şarkı sözü tam hatırlayamıyorum. İşte başım acıyor falan acımakla ilgili bir şey söylüyor. Oysa bu acımak hani yazık, üzülme anlamında acımak, merhamet anlamında acımak. Hani kolum acıyorsa kolum acıyor diyemezsin. İşte kolum ağrıyor, işte başım ağrıyor, işte omzum ağrıyor yaparsın. Ama omzum ağrıyor diyemezsin, acıyor diyemezsin. Çünkü o acımak merhamet işte. Benim işte komşumun o küçük oğlu var ya, işte onlar arabayla giderken kaza yapmış, ben onlara çok acıdım, ya üzüldüm
dersen işte oradaki acıma oluyor. Bayağı bir geniş bir şekilde gibi. Somutlaştırarak anlatmak gerekiyor. Peki son olarak hocam, süremizin de sonuna aynen geldik. Öyle. Ben TRT EBA ve yani televizyonlardakileri nasıl değerlendiriyorsun? Bunu sorayım. Bir de kapanış olarak çok enteresan, farklı gördüğün bir şeyler var mı? Özellikler, o çocuklara özel, çok farklı gözlemlediğin özellik var mı? Bir de bundan bahsedersen şu an son iki dakika toparlayabilirsek çok mutlu olurum Çağrı tamam, hocam. Tamam, süperdir. Yayınımız hızlı bir şekilde yine bitti. Haberler, dizi ve TRT ile ilgili böyle çok eleştirel bakmak istemiyorum. Çünkü işitme engellilerin ve buna baş koymuş insanların hepsinin dört gözle beklediği bir şeydi. Bu ülke anlamında çok büyük bir devrim, çok güzel bir fikir. Sadece o işte işaret dilini seviye seviye biliniyor ya, işte anneden babadan öğrenmemiş ya da yöresel bilenler haliyle çok az anlıyor. Yani diyelim ki haber şöyle bir şey olsun, işte Almanya Başbakanı Angela Merkel işte parlamentoda küresel ısınmayla ilgili işte somut adımlar atacağını anlattı, bildirdi. Şimdi Almanya ne demek? Parlamentonun işareti ne? Angela ne, Merkel ne? Haliyle işitme engellilerin çoğu o tarz haberleri bilmiyor. Ama anlamıyorlar. Evet, kelime dağarcığıyla alakalı. Aynen. Ama ya işte TRT EBA'da mesela birinci sınıfın çekimlerini yapıyorduk. Ama ben birinci sınıf öğrencilerime yolladığımda aşağı taraftaki arkadaşın çevirisini anlayamadılar. Yine diyorum, bunun da sebebi yöreselden kaynaklı. Ama böyle böyle gelişecek. Güzel peki, örnekler. Yani değişik gördüğün farklı özellikleriyle alakalı, mesela isim olayıyla alakalı bir şey vardı Çağlar hocam. Çok isim olayıyla ilgili isim olayıyla ilgili onlar birbirlerine lakap takıyorlar. Yani lakap dediğim böyle olumsuz anlamda değil. Çünkü ismi uzun uzun yazmak istemiyorlar. Şimdi ben diyelim ki bir yere gittim. İşte o Mevlüt İşte öğretmen var ya, işte konuştum işte o Mevlüt deyip tekrar yazılmıyor. Haliyle böyle çok insafsızca bakıyor. Bir tanesi işareti buluyor. Sorgusuz sualsiz herkes ona uyuyor. Ve 10 yıllar da geçse, 20 yıl da geçse sizin işaretiniz o kalıyor. Kiloluysanız işte diye işaretin kalabiliyor. Mesela benim işaretim... Ben merak ettim. Senin işaretin ne hocam? Benim işaretim şu hocam. Şu. Saç toplamakla ilgili mi? Evet. Yani şu an biraz açık. Çok saçım yok ama... Hocam o balaymış ya. Şöyle yan profiline göster. Tamam işte. Sizin işaretiniz belli. Ya ben 3 sene önce saçım uzundu. Ve şöyle topuz olarak yukarıda topluyordum. İsmim de işte Çağlar olduğu için işte saç toplayıp saçı toplayan buydu. Çağlar Hoca anlamında. Aynen. Şimdi değiştirmeye çalışıyorum ya, diyorum işte saç kesildi, şimdi saç yok. Hani hala öyle devam ediyorlar değil mi? Hala öyle devam ediyorlar. Aynen, o devam kalıyor ama birkaç tanesi böyle yeni işte şöyle yapmaya başladılar. Çekik gözlük falan diyorlar. Ama bu çok şey, insafsızca hocam, şundan dolayı. Hani ben yine iyi şeylere denk geldim. bazen mezunlardan gelenler oluyor. Böyle bir şeyler anlatıyor falan. Diyorum işte senin işaretin ne diyorum. İşte çocuk şey yapıyor, şöyle yapıyor. Hocam çocuğu gör, böyle kapıdan zor girer. Yani kocaman adam olmuş. Artık 20 yaşında. İşareti bu. Çünkü birinci yani sınıftayken... İşaretlerken aslında onun adı bu. Yani adı değil mi? Aynen, işaretlerken. Aynen. İşareti, aynen. Adı işareti o. Aynen. Ona böyle diyorlar. Hatta o an birinden bahsediyorlar. İşte burnunu şöyle yapıyor. İşte o gün gördüm diyor, sen biliyor musun diyor. İşte çocuğuyla beraber parka falan. O an yanımızda da daha eskilerden bir öğretmenimiz var. İşte ona sordum, dedim ya bu kim? Kimden bahsediyor? Ya dedi işte eski öğrencimiz. Dedim işareti bu mu? Nasıl yani falan. Ya hocam diyor, birinci sınıfta çocuk bir kere burnunu karıştırdı. 30 yaşına gelmiş, evlenmiş, çocuğu var ama işareti hala bu. Hala bu. Aynen. Onların saf ve iyi niyetleri hocam. Aynen. Vaktimiz varsa bak, bir de şey var. O da benim çok hoşuma gidiyor. Tamam, çok memnun olurum hocam. Buyurun. Çok
mesela çok kavramı ya da az kavramı gibi böyle niteliği belli eden şeyleri de o duygularıyla ifade ediyorlar. Mimikleriyle ifade ediyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. Diyelim ki işte herkes sevmeyi biliyor. Görmüştür. Mesela nedir? İşte ben seni çok seviyorum. Bu çok demek. Ama işitme engelli bunu öyle yapmaz. Siz böyle yaptığınız zaman anlar. Aynen. Ben seni çok seviyorum. Ama işitme engelli onu öyle yapmaz. Genelde işte, seviyorum. Kestirme. Ama size baktığınız zaman hani bu zorunlu bir sevme. Ama hani gerçekten seviyorsa seviyorum. Eğer çok seviyorsa hocam o yüzden öyle bir anlarsın ki böyle işte ben canım ya. Bazen işte yaz tatili bitiyor. İşte okula gidiyorsun mesela. İşte ben seni çok özledim diyecek değil mi? Yani o öyle bir özlemiş ki. Yani özledim bu. Hani ben çok özledim. İşte bazen mesela matematik derslerinde işte sorular soruyorsun. Gittikçe o kademeyi arttırmaya çalışıyorsun. Basitten başlayacağım ki o başarma hazzını yaşasın. Yani öyle bir şey oldu işte soruları soruyorsun. Peki diyorum şimdi işte kolay mı sorayım, zor mu sorayım? İşte neyse soruyu soruyorsun. Mesela diyelim ki bu soru çok zor. Zor. Yani şöyle öne doğru gittiğin zaman zor oluyor. Eğer zorsa şey yapayım. Hani o hani çok zora gerek yok. Gerek yok. O zaten o aynen. Yüz hareketiyle, mimik hareketiyle onun zorluğunu direkt yansıtıyor. Aynen. Vay. Öyle, hocam öyle. Ben bir şey öğrendim. Yayının başında doğru yapacağım inşallah. Doğru mu öğrendim? Neden konuşmadınız? Aslında konuştum. Ha, sessiz konuşmam gerekiyor mu? Evet. Sessiz konuşmamız gerekiyor. Ha, tamam. Çünkü dudak okumamız lazım. Ha. Ben onu teşekkür ederim dedim ama sessiz söyledim. Onu sesli mi söylemek aynen. Gerekiyor? Şöyle. Teşekkür ederim. Elimizi açıyoruz öne doğru. Öne bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şurada yapmak. Evet. Söz istiyorum yani. Söz veriyorum gibi. Şurada anladım. Onu da çok küçük belirttim hocam. Konuşmamızın sebebi de şu. Çocuklar dudak okuyabiliyor. Amacımız da o zaten. Dudak okursa herkesle konuşur. İşaret dilini bilirse sadece işitme işaret dili bilenle konuşur. Dudak okumaktaki de mantık şu. İşte sen eve gittiğin zaman işte babana selam söyle. Tamam, tamam mı diyorsun. Çocuk hemen şey yapıyor. Tamam, tamam. Çünkü o dudak ifadesinde tamam, tamamı görüyor. Taklit ediyor. Duymuyor. Ama bunu seslendiriyor. Tamam olduğunu anlıyor. Aynen. Ve belli bir zaman sonra ben bunu öğrendiği zaman şöyle bir şey yapıyorum. İşte sen eve gittiğin zaman o babana selam söyle. Tamam mı diyorum. Hemen tamam. Bunu yapmadan da tamam tamam mı yapabiliyor. Mesela şu an işitme engelli öğrencimle ders işlerken bazen etkinliği veriyorum. İşte oradan bakmıyorum böyle bir kere uğraşıyor gibi yapıyorum. İşte falan diye bağırıyor böyle. Sesini duyurmaya çalışıyor. Ben duymuyorum. Öğretmen de diyorum. İşte öğretmen diyor. Ne oldu? Bitti mi diyorum. Bitti. Yani o dudağı okumaya çalışıyorlar. En önemlisi de o kısım. Yani öyle bir durumda herkesle konuşurlar. Hocam, Çağlar Hocam çok teşekkür ederim. Keşke daha uzun uzun vaktimiz olsa da ve devam etsek aynen. Gerçekten. İşitme engellilerle ilgili belki hani bir farkındalık kazanma noktasında güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Sonradan izleyeceklere de yine aynı şekilde. Sessizliğe işaret dili öğrenelim ve sessizliğe ses olalım. Değil mi hocam? Evet. Ziya Selçuk bakanımızın bir sözüydü. Çok hoşumuza gitmişti. Eva TV'de de ben bunu kullanmıştım ekiple. İyi sesinde olması lazım diye. İşaret dilinin iyisini öğretirken bütün ekip arkadaşlarımız her bölüm bitişinde işaret diliyle vedalaştı. Ben de bir yerde bakanımızın sözünü çevirdim. O şey diyordu, hep beraber işaret dili öğrenelim. Belki bir gün bir sessizliğe ses oluruz. Çok güzel.
Bu sözle de kapatmış olalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Beni kırmadın sevgili hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar herkese. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek. Evet. Sevgili çocuklarına çok selamlar hocam bizden. Aleykümselam hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.